Yapman gereken tek şey kararlı davranıp ablanı bu satışa ikna etmek. Sadık Bey yalnız kalsın ki dava uzamasın. Beni de düşündüren işin o kısmı zaten. Ama bulacağım bir yolunu. Bana yaptıklarının cezasını çekecekler. Sana ne yaptılar ki? Ben zamanında bir kızı sevdim. Feride. Gençtik, toyduk. Aklımız bir karış havadaydı. Almanya'ya gitmeye uğraşıyorum bir yandan. Ama birbirimizi çok sevdik. Meğer o sırada Feride hamile kalmış. Korktum. Sonra Almanya yolu açılınca... Kızı bırakıp gittin. Peki bunun onlarla ne ilgisi var? Nesrin Hoca'nın öğretmen okulundan arkadaşıydı Feride. Böyle koruyup kollayıp ablalık taslıyordu kıza. İşte ben de Almanya'ya falan gidince abimle yengem çok kızdı bana. Feride de o sırada doğum yaparken vefat etmiş. Senin anlayacağın bir kızın var. Nerede bu kızın şimdi? Kalenderlerin evinde. Sadık Bey ile Nesrin Hanım bana sormadan benim çocuğumu kendi nüfuslarına almışlar. Nesrin Hanım güya analık yapacak. Yalan. Onun tek derdi benim evdeki hisseme konmak. Güya çocuğa sahip çıktık diye Fatih'i aradan çıkaracaklar. Ama yemezler. Hangisi senin kızın? Derya mı, Dönüş mü? O kadarı da bende kalsın. Neyse, bu mevzudan ablamın da haberi var. Ben ince ince oradan yürüyeceğim demek ki. Nedir bakalım. Avukat gelince ona bir danışırız. En azından senin nasıl bir yol izlemen gerektiğini söyler. Gelsin bakalım. Cezası bayağı büyük o halde. Evet, nesep değiştirme suçu 12 yıldan başlıyor. Sorumluları kimse, hepsi ceza alır. Bir ara ben de soruşturmuştum. Doğruymuş demek ki. Sen kızının hangisi olduğunu söyleyecek kadar bana güvenmiyorsun ama umarım ablanı nasıl ikna etmen gerektiğini anlamışsındır. Anladım, anladım. Çok iyi anladım. Bakalım işe yarayacak mı? Türkan. Nerede bu çocuk? Türkan.